Hoş geldiniz. Anne çok şey almışsınız. Hoş geldin Onur. Aa hoş geldin aşkım. Canım. Hoş bulduk aşkım. Nasılsın oğlum? Sağ olun, siz nasılsınız? Babacığım. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk babacığım, ne yapıyorsun? Emir de bir gün böyle büyüyecek, bize koşup sarılacak. Gerçi daha çok var ama. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Zaman öyle bir çabuk geçiyor ki hiç bildiğin gibi değil. Ben ne ara evlendim, çocuklarım oldu, onların çocuklarını kucağıma aldım. Ay çok çabuk geçmesin de olur, yaşlılık kötü. Hangi yaşlılık anneciğim? Lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Siz bütün gençlere taş çıkarırsınız, haberiniz olsun yani. Çok naziksin. Nasıl? Uyuyor mu? Hissetti. Resmen babasının geldiğini hissetti oğlum. Ben Emir'i salona indireyim. Kurtuluş. Efendim anneciğim. Yavrum ne yaptınız? Hallettiniz mi? Hallettik, hallettik anneciğim. Siz hiç merak etmeyin. Her şey yolunda. Tamam. Ya, ya. Onur sen de gördün mü oğlum? Evet anneciğim gördüm. Her şey mahvolmuş. Yani durum pek iç açıcı değil. Ama bir şekilde hallolur, siz merak etmeyin. Yani evet anneciğim, hani Allah korusun. Ya o esnada siz orada olsaydınız? Tabii tabii. Yani aslında beni en çok avutan şey o. Yani cana geleceğine mala gelsin değil mi? Tabii anneciğim, tabii ya. Anneciğim ayrıca siz hiç dert etmeyin. Ben her şeyi hallettim. Yarın ustalar da gelecek. Her şeyi halledeceğiz yani. Öyle mi? Bulabildin mi yani... Ne fiyat verdiler? Hayır, onların hepsini ben konuştum anneciğim. Ya bu çocuklar benim böyle eskiden tanıdıklarım. Zamanında benim böyle bir takım iyiliklerim olmuştu bunlara. Sağ olsun şimdi onlar da bir güzellik yapıyorlar. Bu maliyeti ne yapacaklar? Ay. Ayrıca vade de yapacaklar. Ay çok sevindim. Oh içim rahatladı. Ay çok şükür. İyi o zaman, ben de giderim. Ya anneciğim siz gidip durup ne yapacaksınız yani? Adamlar zaten çalışıyor. Ben de giderim, başlarında bulunurum o. Ya, ama anneciğim yani niye siz geliyorsunuz? Ya lütfen bana güvenin artık biraz ya. Hani ben gider hallederim, ayrıca erkek işi bu. Siz oturun dinlenin evinizde. Oğlum ben sıkılırım Allah aşkına. Ben her şeyimi kendim yapmaya alışım. Ya tamam anneciğim, hani geleceksin de geleceksin, ne yapacaksın? Yani duracaksın orada, adamlar çalışacak. Gidip sadece duracaksınız, ben dururum. Ya siz evinizde kalın lütfen, torunla oynayın biraz. Ben halledeceğim lütfen anne. Ay peki, tamam. Öyle olsun. Kurtuluş. Yavrum. Senin öyle arkadaşların da mı vardı be? Aa. Vardı tabii benim. Ne olmasın yani Allah Allah. Biz geldik. Uyuyor. Ay. Ay. Ah be. Babam. Babam ben seni çok özledim. Erkenden doymuş. Çok üzmüyorsun değil mi anneyi, anneanneyi falan ha? Yo yo yo, hızlı hızlı, çok hızlı. Heh. Anne. Anneanneciğim al. Aa, bu ne kızım? Annemler konuşurken duydum. Dükkanımda su basmış ve çok üzüldüm. Bu paralar yeter mi? Ay, bu para. Oo, yeter de artar bile. Ay çok teşekkür ederim güzel kızım. Anne. Anneciğim, Gülşah böyle hepimizden önce davrandı ama... Anne, bu da senin için. Aa yok artık. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Anneciğim yani eğer yanlış anlamazsanız hani içinde hiç haram para yok. Hepsi alnımın teriyle kazandığım para. Yani uygun görürseniz ben de öyle takdim ediyorum. Bu da fazla bir şey değil ama işimizi görür belki. Anne biz
de sana yardım etmek istiyoruz. Şimdi bir şeyler yapma sırası bizde. Sen bu zamana kadar bizi büyüttün, okuttun. Tamam. Bazen saflıklar yapmış olabiliriz. Seni kandırmış olabiliriz, yalan söylemiş olabiliriz. Ama hepsi seni üzmemek içindi. Sen bize ne dedin? O güler yüzünüzü hiçbir zaman soldurmayacağım dedin. Canım. Biz babasız büyüdük ama babasızlığı bize hiç yaşatmadın. O yüzden izin ver de biz de görevimizi yapalım. Aile olmak bunu gerektirir zaten. Bak biz artık büyüdük. Elimiz ekmek tutuyor. Bırak da sana olan görevimizi yerine getirelim. Şimdi bize öğrettiğin değerlere karşılık bizi değersiz bırakma. Seni çok seviyoruz. Ve hep birlikte de bunun üstesinden geleceğiz. Tamam, peki. Yani halim kalsaydı çocuklar. Sevgi çevreleri. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkma.